İyi günler. Öncelikle bugün bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da oynanacak Eyüp Boluspor maçında Boluspor'a başarılar dileyerek haftanın yorumuna başlamak istiyorum. Boluspor çok önemli bir maça çıkacak. Tanju Efendi ve Abdullah Efendi takımı bu sıkıntılı anından kurtarabilecekler mi? Kurtaramayacaklar mı? Bunu izleyeceğiz, bakacağız. Yapılması gerekenler yapıldı mı? Futbolculara bir prim, maç için bir prim önerildi mi? Bunu bilmiyoruz. Ama Boluspor son derece kritik bir viraja girdi. Background'ı olmayan bir hocayı tuttu. Hocanın başarılı olmasını diliyorum ama başarılı olma ihtimalim de çok umut etmiyorum. Yani görmüyorum öyle bir şeyi. İnşallah Boluspor bu akşam iyi bir sonuçla İstanbul'dan döner ve Bolu halkını mutlu eder. Bunun yanı sıra ülkemizin bir başka gerçeğinden bahsetmek istiyorum. Son 3 senedir biliyorsunuz emeklilere bir bayram ikramiyesi veriliyor. Emekliler bundan 3 sene önce 1000 lira aldıkları emekli ikramiyesinin bu sene artırılmasını beklediler. Çünkü muazzam bir enflasyon, hayat pahalılığı var. Özellikle toplumun en alt kesimini oluşturan gruplar arasında olan emeklilere, Bağkur emeklilerine, SGK'dan emekli olanlara, devlet memurundan emekli olanlara, yıllarını bu ülkenin menfaati ve bu devletin menfaati için çalışan, dirseklerini çürüten, emek ve kol emeğiyle, kafa emeğiyle yıllarını geçiren bu insanların emekli maaşlarına bu sene bayram yaklaşırken zam yapılmayacağını, herhangi bir değişim yapılmayacağını, ona zam da demeyelim de bir güncelleme yapılmayacağını Çalışma Bakanı müstehsi bir şekilde televizyon kameralarında önünde ifade etti. Arkasından da Erdoğan Çalışma Bakanlığı'nın bu ifadesini teyit etti. Emekliler bu bayrama diğer yoksulluk içerisinde olan halk kesimleri gibi sıkıntılı diyecekler. Ben de bir emekliyim. Gerçi şimdiye kadar bu iktidarın bana verdiği emeklilik ikramiyesini LÖSEV ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne göndererek onlara bir katkıda bulunmaya çalıştım. Benim bir emekli ikramiyesine falan gereksinmem yok ama ben dışarıdaki emekli vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumu gayet iyi gözlemleyebiliyorum. Burası kalabalık bir muhit. Dışarıya çıktığınızda birçok emekliyi görebiliyorsunuz. Emekliler bu bayramda kendisini ziyarete gelecek torunlarına verecek bahşişi yine çok hesap ederek verecekler. Yine evlerine tatlı alırken, işte şekerleme alırken, misafirlerine ikram ederken, son derece kısıtlı bütçelerinden işte bir takım fedakarlıklar yaparak bu bayrama girecekler. Ben bu anlamda bütün toplum kesimlerinin içinde bulunduğu mağdur kesimler, EYT'liler, 3600 bekleyen, ek gösterge bekleyen memurlar, emekliler, işsizler, yoksullar, ürettiği ürünü pazarda kadar getirebilme şansına sahip olamayan, aradaki hal mahfesine kaptıran ya da tüccarlara kaptıran üreticiler, bunlar bu bayrama son derece mağdur girecekler. Herkesin bir suskunluğu var. İnsanlar suskun, insanlar dinliyorlar, bakıyorlar, şaşkınlar ama önlerine koyacak
konulacak olası bir sandıkta işte erken ya da normal vaktinde gelecek bir sandıkta bunların hesabını soracaklarını, sandıkta bu siyasi iktidarla hesaplaşacaklarına inanıyorum. Bu bağlamda bayrama girerken bu mutsuzluk ortamında insanlarımızın, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun bayramını kutluyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum. İnsanlarımıza mutluluklar ve sağlıklar dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Teşekkür ediyorum. TV Bolu dinleyicilerine de çok selam ediyorum.